Suriye hükümetine bağlı güçlerin Deir ez-Zor'a saldırmasının yankıları sürerken, Rus ve Suriyeli yetkililerden oluşan bir heyetin Kamışlı'ya gittiği ve SDG'nin üst düzey yetkilileriyle bir araya geldiği bildirildi. Suriye Demokratik Güçleri ile Suriye hükümetine bağlı güçler arasında başlayan çatışmaların ardından saldırganların püskürtüldüğü ve SDG'nin bölgeye egemen olduğu bildiriliyor. Bölgedeki gergin bekleyiş ise devam ediyor. Çarşamba günü başlayan çatışmalar devam ediyor. İran milisleri ve Lübnan Hizbullah tarafından desteklenen Suriye rejim güçleri Fırat Nehri'nin doğusunda SDG kontrolündeki bölgeleri işgalle tehdit ediyor. SDG bugün yaptığı açıklamada Suriye rejim güçlerinin Cedide Begara ve Dehlek köylerinde çoğu çocuk ve kadından oluşan 11 sivili top atışlarıyla öldürdüklerini duyurdu. Son gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulunan Suriye Demokratik Meclisi Sekreteri Aram Domani, gerginliğin sürdüğü bölgeye bugün Rusya ve Suriyeli yetkililerden bir heyetin geldiği bilgisini verdi. Domani, Kamışlı Havalimanı'nda SDG'li yetkililer ile Rus ve Suriyeli yetkililer arasında çözüm amaçlı görüşme gerçekleştiğini söyledi. Görüşmenin içeriği ve sonuçları ile ilgili ise taraflardan bir açıklama gelmedi. Ama yerel kaynaklara göre görüşmenin olumsuz geçtiği aktarılıyor. Öte yandan bazı Türk güvenlik kaynakları ise SDG ile görüşmek üzere Kamışlı'ya, Suriye'deki Rus askerlerinin komutanı General Sedyukov'un gittiğini iddia etti. Ayrıca geçtiğimiz günlerde Rusya Kobani'nin kuzeydoğusunda bulunan en stratejik noktasına askeri üs kurmuştu.